Bu video, ODTÜ yurtlarında kablolu internete bağlanmakta problem yaşayan öğrencilere çözüm üretmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu videoyu izleyen öğrenciler, yurtlarda kablolu internete bağlanabilmek için 7 adımın yapılması gerektiğini bilecekler. Hala ne yapıyorsun? Ayfer ya, yurtta kablolu internete bağlanmak için hiçbir video materyali ya da hiçbir bilgi bulamıyorum. Problem yaşıyorum, bunu çözemiyorum. Ben bu konuyla alakalı adım adım anlatılmış bir video materyali biliyorum. İstersen göstereyim. Gerçekten mi? Çok sevinirim. ODTÜ yurtlarında kablolu internete bağlanabilme. Adım 1. Yurt ücretinin ödenmesi. Yurtlarda kablolu internete bağlanabilmenin ilk adımı yurt ücretinin ödenmesidir. Yurt yetkilisinden yurt ücreti ile ilgili makbuzu alıp ilgili bankaya giderek yurt ücretini ödemelisin. Adım 2. Ethernet kablosunun satın alınması. İlk adımı tamamladıktan sonra ikinci adım olarak Ethernet kablosu satın alman gerekmektedir. Kampüs içi veya kampüs dışında bulunan ilgili dükkana giderek Ethernet kablosu satın almalısın. Adım 3. Ethernet kablosunun bilgisayarın Ethernet girişine takılması. Ethernet kablosunu satın aldıktan sonra 3. adımımız olan Ethernet kablosunu bilgisayarın Ethernet girişine takma adımına geçebiliriz. Ethernet kablosunun bir ucunu bilgisayarın Ethernet girişine, diğer ucunu yurdun Ethernet girişine takmalısın. Adım 4. Net Register sayfasında kayıt oluşturulması. Kablolu internete bağlanabilmek için Net Register sayfasında kayıt oluşturulmalıdır. Bu adımda öğrenci numaranızı ve şifrenizi ilgili alana girerek siteye giriş yapabilirsiniz. Net Register sayfasına giriş yaptıktan sonra karşınızda internet ayarları ile ilgili seçenekler göreceksiniz. Bu adımda sağ üstte görülen Wired Network olarak adlandırılan kablolu internet seçeneğine tıklamalısınız. Kablolu internete tıkladıktan sonra kayıt yaptırdığınız yurdun adını ekranda göreceksiniz. Ekranda kayıtlı olduğunuz yurdun adını göremiyorsanız bu videoda bulunan ilk adıma geri dönmeniz gerekmektedir. Bir önceki aşamayı başarılı bir şekilde tamamladıysanız açılan ekranda yeni kayıt seçeneğine tıklayıp Net Register kaydınızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Adım 5. MAC adresinin bulunması. Bilgisayarınızın MAC adresini bulabilmek için komut sistemi penceresini açmanız gerekir. Bilgisayarınızın ekranındaki başlat menüsüne tıklayarak arama çubuğuna cmd komutunu yazarak komut sistemi sayfasına erişebilirsiniz. Komut sistemi penceresi açıldıktan sonra bilgisayarınızın MAC adresini bulabilmek için en yaygın kullanılan iki farklı komut vardır. Bunlardan birincisi getmek komutudur. Getmek komutu bilgisayarınızın MAC adresini daha kolay bulmanızı sağlarken diğer komut olan ipconfig/all komutu sadece MAC adresinizi değil, aynı zamanda bilgisayarınızın diğer ağ bilgilerine ulaşmanızı sağlar. Adım 6. MAC adresinin Net Register sayfasındaki yeni kayıt alanına yazılması. Bir önceki aşamada öğrendiğimiz iki komuttan herhangi birini kullanarak bilgisayarınızın MAC adresine ulaşabildiyseniz, bu adımda Net Register sayfasında açılan yeni kayıt alanına bulduğunuz MAC adresinize girmeniz gerekmektedir. MAC adresini yazdıktan sonra altında bulunan I accept yani kabul ediyorum butonuna tıklayınız. Kabul ediyorum butonuna tıkladıktan sonra açılan ekranda yurt bilgilerinizi ve MAC adresinizi görmeniz gerekmektedir. Bu aşamadan sonra kablolu internet ayarlarınızı başarıyla tamamlamışsınız demektir. Adım 7. Bilgisayarın yeniden başlatılması. Adımları tamamladıktan sonra bağlantı sorunu yaşıyorsanız bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekmektedir. Eğer hala sorun devam ediyorsa ekranda verilen linke tıklayarak gerekli desteğe ulaşabilirsiniz. Yurtlarda kablolu internete bağlanabilmek için bu videoda neler öğrendik? Adım 1. Yurt ücretini ödeme. Adım 2. Ethernet kablosu satın alma. Adım 3. Ethernet kablosunu bilgisayarınızın Ethernet girişine takma. Adım 4. Net Register sayfasında kayıt oluşturma. Adım 5.
bilgisayarın MAC adresini bulma. Adım 6, MAC adresinin Net Register sayfasındaki yeni kayıt alanına yazılması. Adım 7, bilgisayarın yeniden başlatılması. Değerlendirme soruları.